Değerli hocalarım, sevgili katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Yalçın Kaya hocamızla geçmişten günümüze bitki ıslığı konulu 13. bilim sohbetleri etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Sunumun aksamaması açısından sorularınızı sunum sonunda hocamıza ileteceğiz. Sorularınızı YouTube'da bulunan chat kısmından yazabilirsiniz. Sayın hocam, şimdi sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir şey olur tüm öğrencilerimize, tüm katılımcılarımıza. Ben de öncelikle bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Profesör Doktor Yalçın Kaya, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanıyım şu anda. Aynı zamanda Bitki Islağı Uygulama Araştırma Merkezi var. Trakya Üniversitesi'nin de müdürlüğünde yürütüyorum. Uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda ülkesel ayçiçeği proje lideri, tarımsal araştırma enstitüsü müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Arkasından da Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarla bitkileri mezunuyum. Sonrasında Amerika'da Nebraska Üniversitesi'nde master'ımı tamamladım. Yine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde, şu an Trakya Üniversitesi'nde tabii bizim zamanımızda, orada da doktoramı tamamladım. Sonra post doktora yaptım yine Amerika'da, yine ayçiçeği, moleküler ayçiçeği ıslığı konusunda. Ve Dünya Ayçiçeği Derneği Başkanlığını yürüttüm. Yine Türkiye Bitki Islahçıları Derneği Başkanlığı ve Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkanlığı. İşte Türkiye Tohumcular Birliği'nde de aynı şekilde görev yaptık. Onun kuruculuğunu falan da bulunduk. O yüzden uzun yıllar bitki ıslığı ve tohumluğun içindeyiz, tohumluk camiasımız. Bugün de sizlere bitki ıslahında geçmişten günümüze neler değişti, hangi hedefler var, bunlarla ilgili bu sunumda bilgi vermeye çalışacağım. Tabii sorularınız varsa aynı şekilde cevaplama çalışacağım. Tabii konu çok uzun. Yani gerçekten bir koca bir ders veya birkaç ders konusu. O nedenle kısaca özetlemeye çalışacağız tabii. Şimdi şöyle bakalım, ilerletelim. Tabii bitki ıslahı veya genetik mühendisliği deyince hemen klasik olarak o genetiğimizle mi oynuyorlar gibi direkt böyle bir ön yargı da var. Evet, genetikle oynuyoruz, yani o değil. Çünkü oynamadan, zaten sen oynamasan, sen yönlendirmesen yani kendine döllenen bitkiler hariç olmak üzere tabii özellikle melezleme nedeniyle doğal melezlemeli zaten kendi kendine, ama doğal mutasyonla, ama işte devrimle zaten kendi kendine etrafındaki mevcut durum çerçevesinde onlar kendi aralarında melezleniyor zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Bitkileri, yani en azından bitki ıslahını diyeyim daha doğrusu, tabii hayvan ıslahı da aynı şekilde benzer diğer şeylerde. İstediğimiz yönde istediğimiz yönde onu yönlendiriyoruz ve istediğimiz özellikleri bir araya getirerek amacımız daha güzel, daha verimli, daha kaliteli bitkiler elde etmek. Yani bir bitki olarak konuşursak. Tabii gen arkadaşlar nedir? Bir protein, yani bildiğim protein, özellikle sizin konunuzla alakalı olarak ve her biri bir özelliği tanımlayan bir protein. Bu nedenle tabii biz ilk önce fenotip olarak bize görünen kısmını, ama aslında tabii içindeki moleküler kısmı açısından da tabii ayrıca şeylerimiz var ve bir kromozomlarımız bir bilgisayar CD'leri gibi düşünün. Zaten ileride veri depolama, DNA veri depolama benzeri bunlar. Ve her birisi bir dört harfli alfabeyle yazılmış. Aynı iki farklı hayat hikayesi aslında, yani kelebek de, insan da, bitki de, onlar da sadece değişik formüllerle beraber hayatın kimyasal şifresi. O nedenle işte çeşitli kromozom çiftleri var aynı şekilde. Bunları iyi bilmemiz lazım ne olduğunu. İşte dediğimiz gibi böyle değişik formüllerle dört harfli olarak hayatın şifreleri, bir özelliği değişiyor, farklı bir özellik ortaya çıkıyor, bir sıralaması değişiyor, tamamen farklı bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani biz istesek de istemesek de zaten özellikle yabancı döllemeler, gerek arılar olsun gerek rüzgar olsun, o zaten kendi kendine bir doğal melezleme oluyor. Biz ne yapıyoruz? Evet, müdahale ediyoruz, ama doğru hedefler doğrultusunda, hiçbir sapma göstermeden, onları kullanmadan etmeden, doğal yollarla zaten biz oluşturuyoruz. Zaten basit olarak daha sonra bahsedeceğim de sunumun şeyinde. İşte bu bizim şu an en fazla üstünde şu an gündem yapılan ekmeğimizin kalitesi veya şey diye, tamamen doğal yollarla oluşmuş bir mutasyon.
sonucu oluşmuş bir kromozom yapısı, kromozom katlaması diyelim. Onlar şu anki mevcut ekmeğe ulaştık aynı şekilde. Tabii bitkilerin her birinin orijini var. Yani domates işte konuşuyoruz daha önce de ama domatesi yani bizim ülkemize girmesinin sebebi de domatesin yani 1900 yılların başında yani bir ne diyelim ki tamam biber yenmiştir, biber salçası yenmiştir ama bir domates işte domates salatası padişah Vahdettin yememiştir mesela. Veya işte Kurtuluş Savaşı'nda olmamış zaten. Zaten doğal olarak yetişmeye başlaması 30'lu, 40'lı, 50'li yıllarda ilk olarak Adana'da. Oradan sonra girmiş şeyler. ve Vavilov dediğimiz gibi gen merkezleri, orijinal bitkilerin orijin merkezlerini mesela patates bize şeyden gelmiş. Efendim aynı şekilde domates de olduğu gibi And Dağları'ndan. Bizim aynı şekilde burada değişik işte gen merkezleri her bir şeyin onlar göçler vasıtasıyla veya işte ne diyelim seyahatler vasıtasıyla bizim ülkemize veya işte değişik ülkelere bir dağılım söz konusu olmuş. Yani bu ya bu nereden işte aldılar, çaldılar, şöyle ettiler, böyle yaptılar. Arkadaşlar genetik miras tüm insanlığın mirasıdır. Yani kimse herhangi bir şeyi kopyalayamaz veya ondan sonra kimsenin tek elinde olamaz. Aa şöyle oluyor dünyada da var bazen şey konuşuyorlar. Eğer kendin mutasyon yoluyla kendi yarattığın, kendi ortaya çıkardığın bir gen değilse hiçbir şekilde kimse genleri patentleyemez. Yani bu efendim şöyle ağaç böyle duruyor, bilmem ne duruyor. Bunlar doğal yollarla oluşmuş herhangi bir geni kimse dünyada patentleyemez. O nedenle işte bu dediğimiz değişik böyle görüyorsunuz hepsini ülkemizde şu an mevcut olan türler. Bunların hepsi bulunuyor ama esas bunlar dünyanın farklı yerlerinde olan türler. Dediğimiz gibi ve tabii bitki ıslahıyla, bitki ıslahçıları sayesinde ilk başta ile yani bir okumuş etmiş bir adam değil de bir doğal olarak normal kendi ihtiyaçları doğrultusunda üreticiler insanlar tarafından belli bir şekilde seçerek en iyisini seçerek bugünlere geldik. Tabii biz bitki ıslahçısı olarak tabii bitki ıslahı bir sanat arkadaşlar. Yani seçme sanat. Yani iyi doğruyu seçmek. Biz bitki ıslahçıların esas hedefine hedefimiz bizim dünyaya herkese yetecek gıdayı temin etmek. Bu ancak bu bizim gibi bitki ıslahçıların, gen mühendislerinin, genetik mühendislerin çabaları söz konusu. Daha iyi, daha yüksek verimli tohumlar geliştirerek mümkün değil. Başka türlü bu insanları doyurmamız mümkün değil. Tabii bunlar tabii çok fazla bolluk veya şöyle bilmiyorum siz bir şey yaptınız. Ben daha önce demiştim işte Kur'an'da geçiyor bu şeyler işte. Ama Kur'an'da değilmiş kıyamet alametleri. Yani öyle bir gün gelecek ki 700 ölçek buğday alınacak. Öyle bir bolluk olacak ki bir tek nar meyvesinden işte bir cemaat 40 kişi doyacak ve bu çanaktan da çok büyük şeyleri böyle devasa bitkileri, devasa verimleri almak mümkün oluyor mu? Burada yazıyor, hadiste yazıyor. Öyle bir şey olduğunu demek ki bir hedef var. Bu çerçevede ne olacak bizim? Bizim hedefimiz böyle tabii çok verimli, çok yüksek kaliteli çeşitler getirerek insanları doyurmak esas amacımız. Bitki ıslahçının esas hedefi bu. Dediğimiz gibi herhangi bir tanımlarsak herhangi bir bitki türünü istediğimiz özellikler çerçevesinde genetik yapımızı değiştirme sanat ve bilimi. Ve bu dediğimiz gibi bizim hem gözüksün ve bu yeni bitkileri elde etmek için onları ne yapıyoruz? İstediğimiz özellikleri birbirine topluyoruz aynı yerde melezlemelerle ve onları istediğimiz seleksiyon yöntemleriyle yani kendine döllenen bitkilerde, yabancı döllenen bitkilerde bunlara hepsini tüm işlemlere biz bitki ıslahı olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii birçok tanım faktörü var bitki ıslahının arkadaşlar. Efendim işte bu şu şudur bu budur diye şey yapmayın. Çünkü fizyolojisi, onun seleksiyonu bilmem nesi hepsi bunun içinde olan şeyler. Yani özetleyecek olursak bitki ıslahının ne demek olduğunu. İşte ebeveyn seçimi. Önce istediğimiz özelliklere sahip bitkileri seçeceğiz. Neyle neyi melezleyeceğiz bunlar. Onları ebeveynleri seçeceğiz. Daha sonra melezleme yapacağız. İşte seleksiyon. Onları istediğimiz özelliklere sahip olanlar içinden seçeceğiz. Ve bu seçtiklerimizi gerçekten yüksek verimli mi, hastalıklara ve işte efendim zararlara dayanıklı mı, çevre şartlarına uyum sağlıyor mu, adaptasyonu yüksek mi, istediğimiz kalitede mi diye
Bunlar gibi testler yapacağız. Yani halihazırda mevcutlarda ne kadar bir üstünlüğü var. Bunları yapacağız ve sonuçta onları tescil ettireceğiz. Yani patentleyeceğiz. Bizim bitki camiasında patent yok arkadaşlar. Türkiye'de, Amerika'da patentleniyor ama Türkiye'de yok. Yeni bir çeşidi geliştirip tescil ediyoruz. Yani tescil etme olarak biz alıyoruz ve bunların her birini işte o tohumluklarını üretip çoğaltıp çiftçilere ve üreticilere aktaracağız. Yani önce geçmişten günümüze tanımlarsak önce bir o yabani türleri evcilleştirmişik ve onları tekrar geliştirerek işte hibrit tohumlar, daha sonra yeşil devrim, yeni teknolojiler kullanmak ve şu anda da aynı dediğimiz gibi insan sağlığı için daha etkili, daha şeyler içeriyor mu? Çevre şartlarının özellikle kuraklığa ve benzeri streslere çünkü bir global ısınma var biliyorsunuz. Bu global ısınmanın ve karşı bizim mutlaka kuraklığa ve bu strese dayanıklı şeyler geliştirmek ve dediğimiz gibi tarım dışı arazileri tekrar verimliliği artırarak kullanmak. Tabii işin mantığı arkadaşlar Mendel genetiği yani bitki stand'da yani 3'e 1 açılma oluyor. Böyle dominant ve yani çekinik ve üstünlük özelliklerine bağlı olarak dominant ve resesif karakterlerde işte açılmalar Mendel'de biliyorsunuz daha yıllar önce bunu yapmış. Yani çok daha 1800 yılların başında bir kendisi aynı zamanda bir papaz biliyorsunuz. Ve bu 21 yaşında bu çalışmalara başlamış. İşte bezelyeyi renklerine göre, işte rengin şekillerine veya buruşukluğuna göre ona göre melezlemiş ve şu anki temel mantık tüm bu melezlemelerde hep Mendel genetiği üzerinden gidiyor. Amacımız az önce dediğimiz gibi popülasyondaki doğal varyasyonlar oluşuyor. Kendi arasında döllemeler oluşuyor. Biz onların için en yükselen, en yüksek başaklığı, en yüksek koçanlığı, en yüksek daneliği, en iri daneliği içinden veya daha böyle sağlam olanları bu şekilde seçerek devam ediyoruz. Devam edilmiş yani daha doğrusu geçmişte de. Burada görüyorsunuz milattan önce 7000'li yıllarda tabii biliyorsunuz Mısır'ın ana vatanı Meksika. Amerika'nın işte daha doğrusu Güney Amerika demeyeyim de daha doğrusu Kuzey Amerika'nın güney tarafları ve işte Meksika'nın olduğu yerler, ilk şeyler Mısır'ın ana vatanı. Gördüğümüz gibi oldukça küçük. Biraz sonra daha fotoğraflarını da göreceğiz. Ve giderek koçanı eğer bir seleksiyonla daha irisini, daha irisini, daha irisini seçerek belli bir ilerleme elde edilmiş. Peki, bitki ıslahıyla neler şey yapmışık, nasıl ilerletmişik arkadaşlar bitki ıslahıyla? Ne yapmışık? Önce bitki ıslahına bitki ıslahına önce nedir? Birkaç tane özelliği bugüne kadar nasıl geldiğimizde bahsedecek olursak nasıl yani ilerleme kaydettik? Nasıl böyle bu kadar yüksek verimleri elde ettik? Şu anda bir mısırı görüyorsunuz tamam mı? Mısır aslında şöyle aynı bu şekilde böyle çırpı gibi olan tamamen parmaktan daha küçük, dar, uzun. Öyle olan bir bitki. Bunların birincisi tabii ne için bunlar koruma amaçlı? Mesela biliyorsunuz ceviz veya işte Hindistan cevizi. Tamam mı? Bunların kalın kabukları var. Neden? Çünkü cevizin düştüğü yere düştüğü altındaki yer veya elma diyeyim daha doğrusu veya işte badem. Onlar düştüğü yer tamamen böyle. Yani bunlar arkadaşlar bitkiler şunun için tohum üretiyor. Neslini devam ettirmek için üretiyor. Tamam mı? Neslini devam ettirmek için üretiyor. Neslini devam ettirmesi için daha sonra yaşam kendini koruma tedbirleri almış. Yani düşmüş, toprağa ulaşmış, çürümüş gitmiş. Ne yapmış bu sefer? Kalın kabuklu olanlar yaşamış. Yani doğal öyle doğanın zor şartlarında bu şekilde kalın kabuklu, eğer biri kabuklu ondan sonra kabuğu öldükçe kalın ama bir kabuğu kalın olan bir şeyi de biz gerçek anlamda bak teosinteyi görüyorsunuz tamamen kalın kabuklu bir bitki. Yani bundan şu anki böyle bildiğimiz koçanlı uzun mısıra ulaşmamızı için bazı üstündeki bariyerleri atmamız lazım. Engelleri kaldırmamız lazım. Verimin en önemli şeylerden bir tanesi dediğimiz gibi kabuk. Biz ne yapıyoruz? Mümkün mertebe bu kabuğu kırdık. Yani gerek buğdayda da göreceğiz biraz sonra. Gerek mısırda da aynı şekilde. Ayçende de böyle aynı şekilde benzer şeyler var. Ve kabuklar önce kesinlikle kabuğu olmayan önce bu etrafındaki sert kabukları ortadan kaldırdı ki daha iri, daha yüksek, daha fazla taneler veya bir başakta daha fazla tane elde edelim. Yani işte aynı buğdayda da görüyorsunuz şu anda eski olan şeyler tamamen kavuzlu, kabuklu,
Tamam mı? Şeyler yani tane kabuğu birinci nasıl geldik bugüne kadar tamamen bu kabukları kırarak başakta çok daha fazla biraz sonra daha sonra da bahsedeceğim verimle alakalı olarak öncelikle tane kabuğunu kaldırdık. İşte görüyorsunuz sol tarafta tamamen normal ibrit mısırlarda daha sonra ibritten de bahsedeceğim ne demek diye. Yani önce klasik şey olarak bu kabukları kırdık. Yani gerek buğdayda gerek işte mısırda aynı şekilde birisi kabukları kırdık. İki, ne yaptık? Bitkiler doğal olarak ne dedik? Onlar neslini devam ettirmek için üretiyor. Yani başlıyor şeye tohum üretme. En sonunda mümkün mertebe etraftaki besin maddesi, su ve benzeri şeyler çerçevesinde mümkün mertebe neslini tohum fazla miktarda tohum üretiyor. Fazla miktarda tohum üretmesi için öncelikle ne dedik? Birincisi kabuklar kırdık. Daha fazla tane çıktı bir başakta. İkinci en önemli şeylerden bir tanesi dallanma. Ne yapıyor? Bitkiler mesela mısır böyle dallı bir mısır. Ayçiçeği dallı bir şey. Bu da yine aynı şekilde dallı bir orijinali. Dallı böyle çok dallı, çok şeyli bir bitki. Ama çok dallı ne demek? Çok fazla birim alana yer kaplamak demek. Ve eğer bir başağı da besleyemeyip küçük küçük başaklar, küçük küçük koçanlar demek. Ne yapıyoruz? Biz bu dallanmayı bir defa iri taneler elde edebilmek için dallanmayı tek bitkiye indirdik. Yani dallanmayı yok ettik. Yani tek bitkili, tek dallı, tek saplı bitkiler elde ettik. Çünkü peki niçin dallı oluyordu bitkiler? Çünkü dallı olan bitkiler biri kırıldığında ne yapıyor? Bitiyor iş. O yüzden alternatif böyle dallar. Zaten ayçiçeğinde de olsun veya buğdayda da olsun, mısırda da olsun herhangi bir üstünde kesildiğinde, kırıldığında kesinlikle yandan dallar çıkar. Çünkü bitkinin de aman öldüm ben, aman neslim devam etmiyor deyip mutlaka her şeyde strese girip oradan dal çıkarır, tekrar tohum üretmeye geçer. O nedenle biz yüksek verim alana daha fazla bitki koymak için, daha iri taneler elde etmek için dallanmayı bitki ıslahçı olarak kaldırdık. Bir diğer nokta, ne için, nasıl daha yüksek verimler elde ettik bunları? Tane dökme. Tane dökme bitkinin aslında istediği bir şey. Neden? Olgunlaşıyor. Olgunlaşınca taneleri dökülüyor ve nesli daha fazla yürüyor. Ama biz öyle istemiyoruz ki. Biz o taneleri biz alalım istiyoruz. Yani dökülmesin yere hiçbir tek bir taneyi de ziyan etmeyelim. Her birinin taneleri bize al. Bu şekilde ne yapıyordu? İşte kavuzlar, sert kavuzlar, kabuklar veya muhafaza yerleri onları biz minimize ederek tane dökmeyi azalttık. Ve azaltarak bunları birim alandan daha yüksek verim elde ettik. Yani ıslahat esas temel öğelerinden bir tanesi bu. İşte bu şekilde yine artan dünya nüfusunu beslemek açısından birim alandan daha fazla şey almak için bu dediğimiz gibi aynı şekilde tane dalsız, tek bitki, tek saplı, dökmenin azaldığı ve ondan sonra daha iri taneler, kabukları kabuksuz olan şeyler elde ettik. Ve bir diğer nokta arkadaşlar neydi? Bitkiler şey aldığı zaman tam uzun boyu güzel bir şey. Daha fazla. Çünkü arkadaşlar şurada da daha sonra da göreceğiz. Her bir yaprak bir güneş panelidir. Yani fotosentezi, birim alandaki fotosentez verimini arttırmak için ne kadar çok yapraklı olursa bir bitkiler ama birbirine gölgeleme yapmayacak. Tabii doğal olarak uzun boylu, mümkün mertebe daha fazla uzun boylu bitkiler tercih edilir. Uzun boylu bitkiler aslında yüksek verimlidir. Ama o uzun boyu, yüksek kalın başaklı olan şeyleri ne yapıyoruz? Bu sefer sap yeteri kadar taşıyamıyor. O nedenle bir diğer nokta sapların kısaltılması. Yani biz saplarını bunların çok uzun boyluluğu kısalttık. Yani bitki sapını kısalttık. Zaten Amerika'yı işte Türkiye'den gelen buğdaylarla mesela orada şu anda Türkiye'den gelen buğdayın mesela ben Nebraska'daydım. Nebraska'nın altında Kansas var. Manhattan'da Türk buğdayı diye yani kısa boylu olan buğdaylar orada melezlenmiş ve Amerika'yı açlıktan kurtarmış. Şimdi Norman Borlaug aslında kendisi orman mühendisidir. İlk defa Nobel aldı bir tarımcı. İlk defa Nobel aldı. Ondan sonra ne yaparak? İşte bitkideki bu şeyi kısaltarak sapını neden? Ne oluyor? Yatmaya dayanıklı oluyor. Çünkü uzun boylar ne yapıyor? O başa o şeyi taşıyamıyor ve yatıyor. Yatınca ne yapıyor? Bunlar çürüyor. Bunlar ondan sonra istediğimiz ölçüyü elde edemiyor, verimi elde edemiyor. O nedenle sap sayısı, başak sayısı sabit kalmak şartıyla şeyi
sapları kısalttık buğdayda. Ve bu şekilde biz yeşil devrimi gerçekleştirdik. İşte yeşil devrim neydi arkadaşlar? İşte yüksek verim, daha kısa ve sağlam sap, mümkün mertebe olgunlaşma süresi daha kısa ve bitki besin gübreye veya işte vereceğimiz besin elementine daha da dayanıklı, iyi tepki veren diyeyim, dayanıklı demeyeyim de iyi tepki veren, iyi ondan daha fazla yararlanan ve bazı hastalıklara da dayanıklılık bizim önemli. İşte bu şekilde 1800'lü yıllar dediğimiz gibi bunları melezleyerek türler arası melezleme, daha sonra işte DNA teknolojileriyle bu şeye bitki standa dönüm noktaları olarak ulaştık. Yani modern bitki standa ne oldu? Yetiştirme teknolojilerindeki gelişmeler, ondan sonra kimyasal ve ilaçlar daha fazla toprağa daha iyi işleyerek mekanizasyonla daha yüksek böyle verimler. Yine sulama aynı şekilde ve bu atalardan, bu dediğimiz gördüğümüz şeylerden, dallı ve çok garabet gibi bitkilerden istediğimiz şeylere ulaştık. Yani 50 kilodan, ama tabii bu tabi uzun süre aldı. Mesela 50 kilodan 200 kiloya çıkması yaklaşık 1000 yıl buradayım. Ama 200 kilodan 600 kiloya çıkması son 50 yılda işi bağladık. Daha fazla da bitirdi. Giderek de daha fazla. İşte dediğimiz gibi sol taraf tamamen işte sele dayanıksız, ama sağ taraf tamamen sele dayanıklı bir çeltik çeşidi. Ve birçoğu, çünkü muson yağmurları nedeniyle sürekli seller geliyor ve işte çamur bırakıyor veya şey yapıyor. Onlara böyle sapı sağlam, onlara dayanıklı, biraz daha yüksek boylu çeşitler geliştirilmiş. Ve bu şekilde mevcut ekim alanları arttırılmadan artan dünya nüfusunu da biz bu şekilde besleme, yeterli şeyi besin maddesini üretmeye çalıştık ve belli bir yere kadar en azından şu an için bir dengede şey söz konusu. Tabii bunlar nasıl oldu arkadaşlar? Tabii halihazırdaki mevcut gen kaynaklarını kullanarak, şu an mesela var piyasada ata tohum diye şey yapıyorlar. Ata tohum güzel bir şey. Zaten bunlar da ata tohumdan geliyor, ama ata tohumlar az önce gösterdiğim şeylerde bir ata tohumlarla, o dediğimiz kavuzlu, o dediğimiz işte düşük verimli, çok uzun boylu şeylerle dünyayı beslememiz mümkün değil. Onlar daha mı kaliteli? Daha sonra ekmekle ilgili size vereceğim. O örnekte isterseniz bahsedeyim. Onlar çok kaliteli değil. Yani daha kaliteli, daha işte bilmem besleyici değil kesinlikle. O konuda tamamen yanılıyorlar. Piyasada yani ilgisiz kişiler çıkıyor bir sürü şeyde, biliyorsunuz. O yüzden gen kaynakları bizim hazinemiz. Onlar yarın öbür gün bir şey olduğunda tekrar biz o hazinemize gidiyoruz. Bizim gen bankalarımıza, tohum bankalarımıza gidiyoruz. Onlar da, çünkü genler bizim hayatımızın en değerli varlığı, bitki ıslahçılarının esas altınımız bizim o. O nedenle onlar olmadan yeni bir çeşitler geliştirmemiz mümkün değil o gen kaynakları olarak. Ve çok daha güzel, çok daha hoş şeylerimiz oluyor. İşte görüyorsunuz buğday, dallı ve benzeri şeyler. Öncesinde işte karpuz böyleymiş. İşte muz bu şekilde, yine tamamen avuç aynı şekilde, patlıcan, işte domates, buğday daha önce de bahsettim, mısır ona keza tamamen bu şekilde bizim şeyimizi, bu aşamalara geldik. Arkadaşlar ülkemizde gen kaynakları açısından gerçekten son derece bir şeye sahip. Neden? Çünkü bir ülkemiz coğrafi olarak bir geçiş bölgesinde ve tabii iklimsel olarak da farklı türlerimiz var. Yani 7 iklimi yaşadığımız bir şey olarak ve yaklaşık 11 bin tane ülkemizde bitki var ve %30'u bunların da %30'dan 3'te 1'inden fazlası endemik. Yani endemik ne demek? Sadece bizim ülkemizde bulunuyor demek. Ve bu 11 bin, mesela koskoca Avrupa'da 10 bin bitki var. 10 bin bitki türü var. Bizde 11 bin. Yani Avrupa'dan daha fazla bir bitki türüne, birçok şeye, dediğimiz gibi orijinal ve çeşit merkezi, farklı farklı şeylerin ve dediğimiz gibi geleneksel tarım yöntemleri ve yerel çeşitler de bizim ülkemizin zenginliği. Örneğin Ayas domatesi gibi. Ve birçok işte dediğimiz gibi farklı türler, böyle değişik yerlerde olan işte şeyler. Aynı ben de Ayça'ya çalışıyorum. Esas uzmanlık alanım Ayça'ya. Mesela şu an bir bahçe de oluşturdum Trakya Üniversitesi'nde. Dünyadaki türlerini geliştirerek. Ondan sonra o şekilde. Işığı yaksa.
Ve o şekilde dediğimiz gibi orada da bir taraftan ayça doğal her yerde bulunuyor, Amerika'nın ana vatanı o. Bir taraftan da ayça bu dedim dallı ama çok bizim için son derece önemli. Gene sahip bunlar tuzlu topraklarda, çöllerde yetişen ayçiçekleri. Ve ıslığa biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Önce dediğimiz gibi bir istediğimiz özellikle olan şeyleri melezliyoruz. Arkasından da seleksiyonumuzu istediğimiz özelliklere sahip olanları geçiriyoruz ve genetik saflaşmayı sağlıyoruz ve morfolojik gözlemleri ve hastalık ve gözlemleri yapıyoruz ve doğal şartlarda da bunları kontrol şartlarda ve istediğimiz şekilde kuruyoruz. Ve her bir kadem bu şekilde, eğer orijinalden daha iyisi, daha verimlisi, daha uzun başaklısı, daha iri taneli, daha fazla yapraklı olan diyerek böyle genetik ilerlemeleri şeyde sağlıyoruz. Ve bunun için arkadaşlarım ve mutlaka bitkiyi çok iyi tanımamız lazım. Yani bitkinin üreme biyolojisini olsun, adaptasyonunu olsun çok iyi ve aynı şekilde istatistik ve deneme desenlerini onları daha iyi şey yapmak için mutlaka çok iyi yapmak lazım. Genom seviyelerini, kromozom durumlarını, genler hangi nerede var, tamam mı? Ondan sonra işte aynı şekilde üreme biyolojisini çok iyi bilmek lazım. Bitkinin çünkü hayat döngüsü nerede, nasıl oluşuyor, tohumlar ne kadar, ne zaman şey yapıyor, çiçeğin yapısı nasıl? Çünkü şurada görüyorsunuz mesela bu stigma biraz daha aşağıda olsa kendine dönleniyor bitki. Polen keseleri aşağıda olup stigma yukarıda olduğunca onun oraya götürmesi için mutlaka aracıya ihtiyacı var. Ya rüzgar ya da efendim böcekler. İşte o yüzden üreme biyolojisini de bitkilerin çevreye adaptasyonunu da mevcut uzun yıllar yaptığı gelişimleri de çok iyi bilmek, çok iyi incelemek gerekiyor. Aksi takdirde yanılırız. Çok fazla istediğimiz başarıyı sağlayamayız. Şimdi arkadaşlar basit olarak söylediğimiz zaman bir tane en önemli şeylerden bir tanesi daha önce dedik verim. Yani nedir? Biz verimi arttırmak için çalışıyoruz. Verim derken birim alandaki üç tane temel unsuru var verimin. Birim alandaki yüksek verimin. Birincisi birim alandaki bitki sayısı. Yani bitki sayısını arttıracağız. Bitki sayısını arttıracağız ama şöyle bir olay var. Bizim mesela Mısır'da giderek daha dar, böyle daha bitkiler elde ettik. Neden? Çok fazla yer kaplamayacak, çok fazla yayılmayacak. Yaprak sapını biraz daraltacağız. Yani bitki sayısını birbirinin üstüne gönderme. Ne dedik? Eğer bir bitkinin yaprağı mümkün mertebe çok fazla yaprak olsun ve bu yaprakları aynı şekilde fizyolojik olgunluğa kadar koruyacağız. Yani hastalıklara falan dayanıklı olacak. Ve bu yapraklar bir güneş paneli. Ne kadar çok birim alanı güneş paneli, güneş yaprak kaplarsak fotosentez olarak o kadar çok yüksek alacağız ve daha fazla verim alacağız. Bunun için bunlar son derece önemli. Ve aynı şekilde bu tohumları da çimlenmeleri de yüksek olacak. Bitkideki tane sayısı. Yine ıslah yaparken hep bunlara çok dikkat edeceğiz. Niye benimki daha fazla verimli, benim çeşidim diğeri daha az verimli? Niye daha az kaliteli? Çünkü niye çevre koşullarından daha fazla etkilenmiş? Niye daha yüksek verim almış? Bunları bir ıslahçı gözüyle çok daha iyi değerlendireceğiz ve bu üç özellik üzerinden değerlendireceğiz. Yani bir sıkıntı varsa verimde mutlaka bu üç tane özelliğin herhangi biri eksik kalmış. Tam şeyi veremeyeceğimiz. O nedenle mesela nedir? Birim alanda çünkü bitki de birim alandaki bitki sayısı, bitkideki tane sayısı, tanenin ağırlığı üçünü çarparak birim alandaki verim ağırlığını buluyoruz. Ne yapacağız? Mümkün mertebe her bitkide mesela her ayça tablasında daha fazla tane. Her bir buğday başağında daha fazla tane. Her bir mısır koçanında daha fazla. Her bir fasulye baklasında daha fazla tane. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şöyle bir iş yapıyor bitki. Ne dedik? Bitkiler birim alanda ne diyor? Daha fazla tane oluşturmak için tam böyle şey devresinde karar veriyor. Bakıyor etrafa. Mesela ayçiçeğinden bahsedelim. Tamam her şey var ya gayet güzel. Besin maddesi var toprakta. Etrafta su var. Ben çok çocuk yapacağım mesela. Mümkün mertebe geliyor. Açıyor mümkün mertebe. Ortasından yine saat yönünde dönerek tam şeyi dolduruyor. Herhangi bir streste pat kesiyor. O kadar. Bu kadar çocuk yeter bana diyor. Ben besleyemem, bakamam bunları diyor. Ve kesiyor. Veya çok erken strese yakalanmışsa vejetatif devrede hemen
generatif devreye geçiyor ve bir tane, iki tane, üç tane tane yaparak ondan sonra direkt bizim amacımız mümkün mertebe bitkiyi vejetatif devrede mümkün mertebe çok fazla strese sokmayarak çok miktarda danenin oluşumunu sağlamak. Daha sonra daneler oluştu. Gayet güzel. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Geldik süt olum devresine. Süt olum devresinde aslında çok fazla böyle nem veya şey istemiyor. Bulutlu hava da yeter. Tane suyunu yavaş yavaş kaybetsin. Ama çok aşırı sıcaklar gelirse işte ne yapıyor? Çok zayıf taneler başakta. Onları suyu birden kayboluyor. Buruşuk taneler. İçinde kalitesi düşmüş. Mesela ayçiçeğinde sadece kabuk. İçindeki yağ oranı ve iç oranı düşmüş. O yüzden bu tür şeylere biz dikkat edeceğiz. Yani stresten ne kadar fazla, nasıl yetiştirme teknikleri ona keza. Ve burada üreticilerin tek müdahale edeceği şekilde de dediğimiz dekardaki bitki sayısını ayarlamak ve çıkışını aynı şekilde veya iyi tarlalarını güzel hazırlayarak onları yapmak. Bu şekilde tarla ekiminde gördüğünüz gibi onu güzel ekerek ve daha sonra bunları seyrelterek neyse bu şekilde yapmak. Bu verimi oluştururken arkadaşlar ne dedik daha önce? Melezleme yapacağız. Yani iki farklı genetik yapı, istediğimiz özelliklere sahip olan genetik yapıyla ondan sonra o genetik yapıda eksik olan mesela hastalıklara dayanıklı, kalite olsun, yüksek verim veya herhangi bir özelliği biz buraya birbirini birleştireceğiz ve çok fazla miktarda istediğimiz özelliği bir arada toplayacağız. Amacımız burada dediğimiz gibi verim, yüksek verim, hastalıklara ve işte stres koşullarına veya zararlara dayanıklılık, yüksek kalite, çevre şartlarına adaptasyon, güzel içecek etkilenmesin, kuraktan olsun, ya rüzgardan olsun, şuradan buradan olsun ve her şekilde bunları amaçlayacağız. Ve farklı türleri de melezleyebiliriz. Farklı türler de yapabiliriz. Tekli, çoklu melezlemeler ve doğal yöntemlerle de yani açık arazide ve kontrol şartlarda bunları bu şekilde her gün tek tek melezleyerek böyle bu ayçiçeğinde alıyoruz. Bunların şeyini, tozunu topluyoruz. Öteki kısmına veriyoruz. Bu şekilde niye böyle torba altına koyuyoruz bunları? Çünkü bu yabancı döl deniyor. Yani bizim istediğimiz dışında hiçbir dışarıdan toz gelmesin diye. Ve bu bir ıslah bahçesi. Görüyorsunuz ayçiçeğinde. İşte bir buğday tarlası tamamen bir ıslah işte değişik tek bitkiler, çoğaltmalar ve benzeri şeyler bu şekilde ideal bir ıslah nörserisi oldukça geniş şeyde. Değişik böyle buğdaylarla biz onları her birini tek tek melezleyerek ondan sonra işte şeyi gerçekleştiriyoruz melezlemeleri ve ne yapıyoruz? Ondan sonra geriye melezlemeyle istediğimiz özelliği, istediğimiz şeyi aktarıyoruz. Bu ayçiçeğinde bir geriye melezleme şeması. Ebeveyn ne peki? Nasıl bir ebeveyn seçeceğiz bunları yaparken? İşte türler arası akrabalar olabilir. Yerel çeşitler olabilir. Ticari çeşitler olabilir. Bunları yani istediğimiz gene sahip olan şeyler. Önce sonra bunları seçtik. Bir varyasyon oluşturduk. Daha sonra bunları kendiledik. Kendileyerek ne yapıyor? Saflaşıyor. Saf bir at elde ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işte ayçiçeğinde bir kendime melezleme. Burada arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi o büyük İlk başta gösterdiğim dev bitkileri elde etmek için ve mutlaka en önemli şeylerden bir tanesi hibrit ıslahı. Yani en idealde çünkü melezleme azmanlığından yararlanıyoruz ve burada melez olabilmesi için bir tarafın kısır olması lazım. İşte sağdaki devam ettirici at, soldaki kısır birbirini melezleyerek ana atları bunları oluşturuyoruz ve hibrit ıslahın mantığı da bu arkadaşlar. Yani arkadan böyle şeylerden uzun süre kendilenmiş, saflaştırılmış atları birden meleze açarak aşırı bir azmanlık gösteriyor. Ve çocuk anaları böyle tıfıl bilmem ne olan devasa böyle bir evlat. Yani sadece şeyde olmuyor böyle mesela bir günümüz örneğinden olduğu gibi mesela Amerika. İçinde zenciler var, kızılderililer var, Avrupa'dan gelen işte at hırsızları gelmiş bilmem ne olmuş falan böyle izbandut gibi insanlar oluşmuş. Veya işte dediğimiz gibi aşağıda arka sağda ve solda ebeveyn atları. Ortada çok fazla ondan elde edilmiş azman bitkiler. Tabii istediğimiz özelliklerde azmanlık boydan ziyade bizi ilgilendiren kısım çok fazla tane, çok fazla bitki, yumruğu neyse bu şekilde bizim istediğimiz özelliklerdeki azmanlık. İşte aynı şekilde sağ ve solda görüyorsunuz az önce bahsettiğim tamamen iç böyle yumuk yumuk ama saf at. Ortadaki de ibritler.
Bunları melezlemeye açarak oluşturduğumuz ve şeyler. Ve kesinlikle arkadaşlar, hibritler bir GDO değildir. Yani tamamen doğal yollarla oluşmuş. Peki GDO nedir? Hazır burada açıklarken. Türünde olmayan bir geni olan bir gene değişik metotlarla aktarmak. Neydi dünyada? Mesela BT dediğimiz Bacillus thuringiensis'e dayanıklılık. Onlarla BT gen işte bazı mesela mısır kurduna karşı dayanıklılık veya aynı şekilde yabancı ot ilaçlarına gibi. Bunlar dünyada olan GDO'lar. Türünde olmayan bir geni bizim normal bitkimize ama kanolaya ama efendim mısıra ama şeye aktarılmış ve bunlar GDO. Türünde olmayan bir gen aktarılmış. Ama hibritler bir şekilde. Türkiye'de de arkadaşlar GDO'lu tohum üretimi kesinlikle yasak. Ne yapıyoruz? Şeyler ithal ediliyor. Tamamen hayvansal besin maddesi olarak GDO'lu ürünler ama kesinlikle GDO'lu tohum Türkiye'de ne ticari olarak ne şey olarak üretimde kesinlikle yok, yasak zaten. Dünyada tabii giderek GDO tohum ticareti de giderek artıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi mesela değişik şeylerle biz melezlerimizi burada aynı şekilde geriye melezlemeyle saflaştırarak bizim şeylerimizi elde ediyoruz. Tabii şimdi yeni eski bunlar klasik olan konvansiyonel olan sistemler. Ama biz ne yapacağız? Tabii iki tane şey önemli. Bir, kısa sürede çeşit geliştirebilir miyiz? Bir de böyle spesifik, çünkü biz tamamen fenotipe dayalı veya test melezlerine dayalı klasik ıslahında şeyler yapıyoruz. Normal ıslah programları yürütüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Ama içinde ne oluyor bitkinin moleküler seviyede, hücre seviyesinde ne oluyor, ne gidiyor DNA seviyesinde bilmiyoruz. İşte bir de bu şekilde moleküler yöntemler kullanarak daha seleksiyon süresini kısaltıp ondan sonra daha spesifik, daha böyle tutarlı, daha doğru seleksiyon yapabilir miyiz diye değişik yeni moleküler metotlar uygulayarak burada akıllı seleksiyonlar, akıllı ıslahlar yapıyoruz. İşte in vitro koşullarda, çünkü her zaman o hastalık koşullarını şey yapamıyoruz. Yine double upload dediğimiz in vitro teknikleri şeylerini yapıyoruz. Yine AHCM'de double upload uygulaması. Yani istediğimiz şeyi, süreyi çok daha kısa sürede, yani moleküler ıslah yöntemleri, moleküler metotları entegre ederek marker yardımıyla seleksiyon ve benzeri istediğimiz genleri olduğunu biliyoruz. Çünkü aksi takdirde ben içinde gen olup olmadığını nereden bileceğim? Ancak bir hastalık ortamı olduğu zaman veya bir fenotipe dayalı herhangi bir şey görüntü olduğu zaman veya işte kimyasal analiz çerçevesinde ancak öyle yapıyoruz işte. Yine marker yardımıyla bu dediğimiz şeyi biz kısaltıyoruz. İşte değişik markerlarla işte onların her birinin içinde var mı yok mu o gen, homozigot mu değil mi? Çünkü heterozigot olursa açılma oluyor biliyorsunuz. Bunları yine elektroforesizde veya işte aynı işte arpada in vitro doku kültürü bunları çoğaltarak bunları gerçekleştiriyoruz ve dediğimiz gibi kısa sürede kromozom sayısını katlayarak 3-4 yılda bir çeşit geliştirme imkanı. Normal şartlarda arkadaşlar, şeyde de az önce göstermiştim, burada açıcağında görüyorsunuz. Şurada en az bir 9-10 yıllık bir süreç. Hadi kendine döllenen bitkilerde 5-6 yıllık, 5-6 jenerasyon diyeyim de. Ama kış döneminde 2-3 jenerasyon alırsak böyle bazen ilerletiyoruz işte şeye giderek, güney yarımküreye giderek. Ama bu moleküler yöntemlerle içinde gerçekten ona dayanıklı bir gen var mı? İşte double upload ve benzeri şeylerle bunun seleksiyon süresini daha kısa sürede 5-6 jenerasyon, 4-5 jenerasyonda bir çeşit geliştirme imkanı oluyor işte bizim istediğimiz genlere. Bunlar işte şunlar varmış, homozigot gen varmış diye tamamlayabiliyoruz. Double update'lerle. Bir diğer yöntem arkadaşlar, son zamanlarda çok daha fazla şey yaptı. Hızlı ıslah, yani speed breeding dediğimiz. Ne yapıyoruz? Bitkileri koşturuyoruz burada. Mesela ne yapıyoruz? Normal bu aslında uzayda NASA tarafından kısa vadede, kısa sürede bitki elde etmek amacıyla geliştirilmiş. Yani 22-23 saat gündüz yapıyoruz. Ultraviyole ışıklarla bitkiyi şaşırtıyoruz. Sürekli gündüz yaparak ne yapıyoruz? Daha kısa sürede mesela özellikle buğdayda, kanolada ve benzeri şeyler çok daha iyi cevap veriyor. Normal bitki 200 günde oluyorsa diyelim ki veya işte 150-200 günde 6-7 ay civarında işte şey de ekiyoruz. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Yani 8-9 ayda oluyor.
Ama böyle 200 günde olduğu zaman, ama böyle 60 günde, yani 2 ayda çok daha şeyler elde edebiliyoruz hızlı ıslah. Yani 22-23 saat gündüz, 2-3 saat gece ve ultraviyole ışıklarla destekleme. Bu son zamanlarda giderek daha fazla ön plana çıktı. Bu mesela Haki diye bir adam, başta çok daha fazla, o oldukça ilerli diyor. Bizim şu an kendi şeyimizde de, Trakya Üniversitesi'nde oluşturduğumuz Teknopark'taki şirketimizde de bu hızlı ıslah yöntemini biz aynı şekilde, mor ışıkları görüyorsunuz. 50-55 günde civarında bir buğday elde etmiş, elde edebiliyoruz. Bir diğer arkadaşlar, yeni ıslah metotları nasıl kolaylaştırırız bu işleri? Bir tanesi nedir? Fenotip. Ne dedik? Görüntüye göre seçme. Yüksek çözünürlükte biz ne yapıyoruz? Islahçı dediğin nedir? Çok, bitkiyi çok iyi gözlemleyen, nedir her gün onun içinde iç içe bitkiyle böyle iç yaşayan, onlara direkt bir mesela fenotipi, farklı tipleri çok şekilde fark eden bir kişi. Tecrübeli dediğimiz olay bu. Ama bize yardımcı yöntemler var. Nasıl doktorların işte kalp cihazları, efendim röntgen görüntüleme üniteleri bilmem neleri varsa, kalbinin içini görebiliyorlarsa, biz de bu dronlarla, tamam mı, yüksek gözde kameralarla onu çok daha değişik açılardan bunları fenotipleyerek bir gözlemleme yapıyoruz. Yani bu dediğimiz İngilizcesi bunu düzelttim, pardon. Şurada var aynı şekilde. İngilizcesinin çevirme. Daha fazla onu ortaya koymak için şöyle daha özetleyebiliriz. Görsel skorlama teknikleri, çok yüksek çözünürlükteki kameralarla bunu işte çok toprak verimliliği ve şeyleri de dikkate alarak onların bitki boylarını, bitki sayılarını, yaprak alanı. Çünkü çok uzun zaman alan işler bunlar. Ama bir dronlar sayesinde ondan sonra çok daha önce işte mesela renk ayrımları, renk koyulukları, efendim yine bitkinin çeşitli ölçümleri, hastalık ölçümleri, böyle değişik şeylerle, indekslerle ısılarını ölçerek onların hangisi kuraklığa dayanıklı, hangisi sıklığa, daha bitki mesela çok fazla bir buharlaşma fazla yapıyor, tepki, yani bir sıkıntısı var demek ki, çok fazla buharlaşıyor, çok fazla ısı etrafı veriyor, bunları bu şekilde onları değişik kameralarla yukarıdan seçtiğimiz ve onları çok daha bu şekilde skorlama yapabiliyoruz ve bize çok daha faydalı o şekilde direkt çok fazla miktarda bitkiyi aynı anda gözlemleyerek bizim süremizi ve zamanımızı şey yapıyor, kısaltmasına yardımcı oluyor, ölçümlerin zaman almasını önlüyor. Bunlar son zamanlarda en fazla gündeme gelen yeni teknikler. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi, daha önce de bahsettiğim, marker yardımıyla seleksiyon ve gen piramitleme. Yani birçok geni, istediğimiz özelliklerdeki birçok geni aynı anda bir araya getirebiliyor. Normal şartlarda ne yapacağım ben bunu? Onunla onu melezledim. Daha sonra o ortamları içinde hangisi homozigot, hangisi heterozigot karakterde, hangisi var yok diye ancak bir hastalık testi veya bir şeyler yaparak görebiliyor. Ama moleküler markerlarla onun içinde 3 tane 4 tane gen bir araya gelmiş. Ne yapıyor bu 3 tane 4 tane gen özellikle hastalıklara dayanım alanında arkadaşlar? Horizontal dayanıklılık dediğimiz, tamam mı? Okay. yatay dayanıklılık dediğimiz, çok daha gen bir araya geldiği zaman kolay kolay hastalıklardan kırılma şansını azaltıyor. Yani uzun süre bir dayanıklılık sağlıyor bize. İşte yine QTL dediğimiz quantitative trait osay. İşte ve aynı şekilde o dediğimiz 6-7 generasyonu moleküler markerlarla çok daha kısaltıyor şeyde ve aynı şekilde bu gen piramitleme görüyorsunuz. Hem oleye yüksek, hem orabanşa dayanıklı, hem mildiye dayanıklı. Bunları yine her bir şeyde dayanarak çok kısa sürede gerçekleştiriyor. Mesela birini dayanıklı, biri dayanıksız tamamen. Biri dayanıklı, biri dayanıksız mildiye, HCM diyorsun. Yine pas, buğday pası bir dayanıklı ve bunları yine doğal mutantların aynı şekilde saptanması, yeni mutantların fenotipe yansımayanların yine aynı şekilde moleküler markerlarla saplanması. Bir diğer nokta şey arkadaşlar, clear field dediğimiz temiz tarla, HCM'de de var. Bu tamamen şey değil, kesinlikle GDO değil. Yine doğal genlerle aynı şekilde tespit edilmiş doğadaki olan doğal mutasyon sonucu. Clear field mesela dayanıklı ve dayanıksız. Biz şu anda mesela buğdayda bunu bir çeşit tescil ettireceğiz bu şekilde. Yine şeyde de var aynı şekilde ve yine dediğimiz gen susturma teknikleri, gen düzeni, genome editing dediğimiz
CRISPR'dır, talendir, tamam mı? Onlarla ilgili farklı türlerden yine transgenetik şeyler, işte hibritler aynı şekilde. Ondan sonra hibrit buğday, yani Mısır'da ve diğer yabancı ürünlerde var da şeylerde de, kendine dönenlerde de artık yavaş yavaş işte bu Genesis dediğimiz bir ilaçla o kısırlık yaratıyor ebeveyn atlarını ve orada aynı şekilde dölleyerek hibrit buğdaylar geliştiriyor. Hibrit çeltik ona keza aynı şekilde, biliyorsun şu şeyde görünenler baba bitkiler. Çünkü onlar polenli ve şeyli. Ve ne helikopter ne arıyor hocam orada hemen diyebilirsin. O seyahat yapmıyor. Rüzgar yaratarak onların şeyle o birbirini tozlamasını sağlıyor. İşte hibrit buğday aynı şekilde. Az önce dedim. Hibrit kanola yine değişik. O da çok fazla. Türler arası melez çok fazla biliyorsunuz. Brassica'da. Yani Brassica dağına da bir aynı şekilde efendim. Turp'ta bir türü şey var. Türü var. Onlar farklı türleri birbirine kısır bitkiler elde ederek bir kısırlık elde edilmiş. Sitoplazmik erkek kısırlık. İşte hibrit pamuk aynı şekilde. Melez hibrit buğday üretimi. Melez sorgum üretimi aynı şekilde. Farklı farklı bir döllenmesini sağlayarak. Şimdi artık normal moleküler seviyeden daha fazla, daha geniş açıdan bir genomik seleksiyon da giderek son zamanlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Çok daha geniş bireylerle, çok daha geniş popülasyonlarla moleküler yöntemler bize bunu sağlıyor ve çok daha etkin, çok daha spesifik seleksiyonda yapma ihtimalimiz oluyor genomik seleksiyonla. Eğer birimizi çok daha geniş popülasyonlar, çok daha database'lerle çalışarak, bak görüyorsunuz birçok markerlar her biri için tek tek geliştirilmiş ve bu şekilde işte bu genom haritalarıyla, aynı genetik haritalarla, işte fenotyping dediğimiz değişik fenotipleme yöntemleriyle ve istediğimiz şeyi uygun, yüksek verimli çevre şartlarına, kuraklığa ve benzeri stres koşullarına dayanıklı çeşitleri geliştirebiliyoruz. Bir diğer nokta işte dediğimiz gen transfer, gen mühendisliği dediğimiz teknikler yine aynı, onlar da devam ediyor ama tabii şu an ülkemizde de bazı Avrupa Birliği'nde yasak GDO dediğimiz aynı şekilde. Bir diğer son daha fazla olan CRISPR dediğimiz yöntemler, talen CRISPR, gen susturma, gen silencing dediğimiz, o da çünkü 6-7 generasyon gitmiyorsun, sadece bir parçayı orada değiştiriyorsun, tamam mı? Ondan sonra veya o genin fonksiyonunu susturuyorsun ve bunlar bu şekilde bizim şeyimiz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, CRISPR'da şu an Avrupa Birliği'nde GDO olarak bu genom düzenleme, genome editing tekniği GDO olarak kabul. Neden? Çünkü biliyorsunuz normal şartlarda bir melezleme yaparken bu dediğimiz oradan bir parça değişimi, tamam mı? Bir parça geliyor buraya yetişiyor ve o anadan babadan bu şekilde ve aynı andaki bulunduğu kısım DNA makası dediğimiz CRISPR o kısmı kesiyor. Ve oraya ama susturuyor veya oranın fonksiyonu, ama sadece o alan veya DNA'da o kısım, biz sadece diyelim ki bir geni, bir fonksiyonunu biliyoruz. Hani diyelim ki sap kısalması veya işte bilmem oleik asit, yağ asitlerinin sorumlu. Ama orada başka linkage dediğimiz, tamam, birbirine çok ilintili, çok birbirine yakın olan bazı fonksiyonunu bilmediğimiz genler de olabiliyor. İşte o yüzden o arasını bilmediğimiz için biz CRISPR'ı şu an Avrupa Birliği bir GDO metodu olarak ortaya koydu. O yüzden bunun tabii daha güvenli, daha yöntemlerinde ortaya konulması lazım bunun için. Aynı şekilde CRISPR'la biz normal şartlarda bunu 6-7 generasyonla ancak bir saflaştırıyoruz, ancak ortaya koyuyoruz çeşidi geriye melezleme şeyi, ama bir CRISPR'da bunu 2 generasyonla direkt o parçayı, istediğimiz geni, mesela bir çeşide geliştirdiğimiz tip hastalıklara dayanıksız, ama bir tane hastalıklara dayanıklı geni bildiğimiz, o parçayı alıp buraya koyuyoruz, yerleştiriyoruz veya o hastalıklardan sorumlu şeyi, geni susturuyoruz ve genimiz hastalığa dayanıklı hale geliyor. İşte bu şekilde bu 5-7 backrosttan, yani geriye melezlemeden kurtulmuş oluyoruz. Bir de biraz kısaca şeyden bahsederek sunumu bitireceğim arkadaşlar. Biraz hani bitki ıslahı dediğimiz zaman dünya tohum piyasası, işte İsrail hakim, İsrail tohumu bilmem ne falan. Şöyle gördüğümüz zaman dünya tohum piyasasında arkadaşlar Türkiye ilk 10 ülke arasında
hedefimiz bizim 2023 hedefimiz şu anda 14-15 yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey civarında. Ülkemiz de belli bir yere geldi. Dünya tohum piyasasındaki şeyler kesinlikle İsrail'in öyle büyük bir payı mayı yok açıkçası. Ve en önemli şeylerden bir tanesi bu uluslararası tekeller. İşte Bayer biliyorsunuz Monsanto'yu satın aldı. Ondan sonra en büyük şu an dünyadaki tohum piyasası aynı zamanda bir kimya firması tabii o da ilaç firması. Çünkü neden şöyle bir şey oluyor? İşte bunlar önce ilaç geliştiriyor sonra onu işte öldürmeye çalışıyor. Öyle bir şey o da bir şayialardan bir tanesi arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı yerde satılıyor. Hani eczane gibi düşünün. Bir tarafta ilaç bir tarafta işte besin maddeleri yani vitaminler bilmem neler satılıyor. Yani bunun gibi en kolay satılmıyor. Bir tarafta tohum bayilerinde aynı zamanda ilaç kısmı var aynı zamanda tohum bayi. Yani aynı bayi ağından satıldığı için genelde maliyetini düşürüyor şeyler. Aynı zamanda ilaç aynı zamanda tohum satabiliyor satış elemanları. Bu nedenle genelde tercih ediliyor ama şu an Bayer ve Monsanto en büyük dünyadaki trust. Bunun sahibi Alman firması biliyorsunuz Bayer. Ama bir Syngenta ikinci büyük olan şey Syngenta bir şu an Çin devletinin yani Amerikan ve Avrupa Birliği firmasıydı ama şu anda tamamen Çin devletinin. İlk üçüncü Dow AgroScience'la DuPont ve BASF daha sonra Sumitomo aynı şekilde. Bu şekilde bir tohum şeyinde en büyük firmalar bunlar. İşte soya fasulyesinde olsun şeker şeyde ve tohum ticareti giderek artıyor. Bir diğer şaiye arkadaşlar işte daha önce de bahsetmiştim. Domatesin lezzeti ve damak tadı bozuldu. Eski tatlar şeyler. Şimdi geçen bir yazı da okudum. Şimdi en son birkaç gün içinde okudum. Arkadaşlar tat genleri yaşlanınca giderek azalıyormuş. Yani gençliğindeki olan mesela diyelim ki 28 tadı da duyarlıysa diliniz ve ağzınız yaşlanınca bunun 10 tada düşüyormuş. 10 ölçeğe düşüyormuş. O yüzden hani öyle de şey yapmayın. Bak sol tarafta gördü, sağ tarafta gördünüz bana göre buruşuk Ant dağlarında şöyle dağlarda tepelerde yatışan bir bitkiydi. Dediğimiz gibi ilk olarak 1900'lü yılların başında şeye gelmiş. Osmanlı'ya gelmiş. Daha sonra adam gibi yetiştirilme hani Adana'da dediğimiz gibi 30'lu 40'lı yıllarda yani ben 66 doğumluyum. Yani yavaş ancak domatesi yeni görüyorduk. Çok fazla yetiştirdiği. Yani çok fazla yani yaklaşık bir 100 yıllık bir geçmişi var ülkemizde domatesin. Daha önce domates yoktu ki zaten. Hani bu da son derece önemli öyle bir şey. Bir de en önemli şeyden şuraya bakarsanız domates örneğinde en çok tüketilen sebzelerden bir tanesi. Nedir? Bu içindeki etli kısım ne kadar çoksa su kısmının kabuğu ne kadar ince ise domates o kadar lezzetli oluyor. Ama bu kabuk ne kadar ince ise o içindeki odunsu ve şey kısmı ne kadar azsa taşınmaya ondan sonra yine ondan sonra depodaki muhafazaya o kadar hassas oluyor. Yani geliyorsun ince kabuğu iki kere manavdan alırken marketten alırken iki kere sıkalıyorsun veya kasada şöyle sarsılıyor. Al sana turşu. Bunun olması için biraz suyunun az olması lazım. Etli kısmının fazla olması lazım. O içindeki odunsu lignin miktarının da biraz kasası yani sağlam olması lazım dağılmaması için uzun süre sertliğini muhafaza etmesi için. Yani hem sert şurada aşağıda görüyorsunuz ortada olan hem sert hem de beyaz noktaları olan bahsediyorum. Hem de lezzetli olan ikisi beraber olmuyor. Yani ticari olarak çok fazla miktarda üretemiyoruz doğal olarak bunu ve maliyeti çok yüksek. Bir diğer nokta arkadaşlar işte ekmeğin işte GDO'lu bilmem neli şunu bunu diye şey yapıyor. Hayır öyle bir şey yok. Mesela son zamanlarda İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Ta 100 yılın buğdayları tekrar her birinden ekmek yapılmış. En lezzetli son geliştirilen buğdaylarda çıkmış. Yani öyle şu kadar bu kadar diye kesinlikle bir şey yok öyle. Çünkü lezzet kavramı hem bu çevredeki ekolojiden hem şeylerden fazla olan, etkilenen bir bitki. Önemli olan herkese yetecek, herkese şey yapacak gıdayı ortaya koymak. Dediğimiz gibi öyle GDO veya kesinlikle değil. Yani Fatih Sultan Mehmet de aynı ekmeği yiyordu. Peygamberimiz de aynı ekmeği yiyordu. Sultan Abdülhamit de aynı ekmeği yiyordu. Atatürk de aynı ekmeği yiyordu. Yani kromozom sayılarında yok değiştirme yok bilmem ne. Kesinlikle bir şey söz konusu değil. Ve bizim ülkemizin bu
orijin bitkisi, yani bülgümüzden çıkan bir bitki. O yüzden kesinlikle beyaz ekmek nedir? Miktarı çok fazladır, besleyiciyi fazladır. Sen kepekliye, hani leşart değil, ne yaparsan öyle herhangi bir şey söz konusu değil. Bu tamamen doğal melezleme sonucu oluşmuş. Yani bundan 3000-2000 yıl önce ortaya çıkmış tamamen bir şeyimiz. Ondan sonra ve dediğimiz gibi siyez buğdayı dediğimiz, onlar tamamen kabuklu. Bizim normal işte ekmeklik ve makarnalık buğdaylar oluşmuş ve sap sağlamı, daha önce de burada gösterdiğim gibi kromozom sayısı 14 kromozomlu bir bitkimiz kesinlikle. İşte 42 kromozomlu olan ondan sonra ekmeklik buğday, 28 kromozomlu olan da makarnalık buğday. Kesinlikle yani gluten bir, herhangi bir, mutlaka bazılarına şey söz konusu değil ama bir kanserojen veya bilmem insanların midesini bozan bilmem ne yapan şey kesinlikle değil onlarla ilgili. Birçok işte yani şu var, biz çocukken ekmek yemeye gidiyorduk. Yani sadece ekmek bir insanın temel besin elemanlarının hepsini ihtiva eden, yani sadece ekmekle ve işte salçalı suyla veya bilmem neyle insanın karnını doyar. Ve temel besin adımlarını sadece ekmek de her şeyde, yani ama benim gibi biraz tombulcu olan veya bilmem ne olan aynı zamanda ekmek, aynı zamanda makarna yemeyeceksin. Yani bir tanesini yiyeceksin ve fazla miktarda tükettiğin zaman ister kabuklu olsun ister kepekli olsun hiç önemli değil. Ne yapıyor? Senin kilo almana sebep oluyor. Yani bunları kaloriyle alakalı bir şey. Yani şey de aynı, çorba da aynı, efendim makarna da aynı, ekmek de aynı. Onları yemeyeceğim. İşte siyez buğday aynı şekilde çok üzerinde işte altın değerinde şöyle de bunlarla tabii insanları mutlaka yiyeceğiz. Zevk istiyorsanız yiyeceksiniz ama tüm insanları o atalık tohumlar ve benzeri şeylerle doyurmak mümkün değil. Onun için kesinlikle biz o tür şayialara inanmayacağız. Tohumluk aynı şekilde değişik tohumluklar bizim fazla geçeyim burasını üretiyoruz. Her birini tek tek buralarda bizim tohumluklarımızı saf olarak tamamen Türk tohumculuğu gerçekten şu an oldukça dünyanın birçok ülkesinden daha iyi, onu da size söyleyebilirim. Daha dışa bağımlı mı? Bazı ürünlerde bağımlı ama biz birçok şeyi de üretiyoruz artık. Kesinlikle ülkemizde hiçbir problemimiz, çeşit problemimiz bir şeyimiz yok. Yani bizim esas tohumculuğun geleceği veya bitki ustanın genetik mühendislerin esas şeyi bizim altınımız, yeşil altınımız gen. Yani bir petrol neyse bu bizim için gen son derece önemli. Çünkü geni yaratamıyoruz, ortaya çıkaramıyoruz. Ve tamamen o genleri bizim o gen kaynaklarımızda olan, ülkemizin endemik zenginliği olan gen kaynaklarını iyi değerlendireceğiz. Onlardan daha güzel, daha verimli, daha şeyler geliştireceğiz. Ve kendimize ait bu genetik potansiyelimizi de iyi değerlendirip ondan sonra kendimize ait öz markaları ortaya çıkarak, dünya Ar-Ge yapımızı ortaya koyarak dünyada da bu konuda rekabet edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Soracaklarınız varsa ondan sonra sizlere cevaplayabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumunuz için ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz hocam. Şimdi size YouTube'a gelen birkaç soruyu soracağım. Evet. Bitki ıslığı ile elde edilen her bitki insan sağlığına yararlı mı olur? Elde edilen bitkilerin tercih edilmemesi durumu da var mı? Bir kere kesinlikle yani bir mutlaka hani bunu laf olsun diye melez yapılmıyor. Hani kesinlikle bir hedef doğrultusunda melez yapılıyor. Yani yeni bir çeşit geliştirdim. Piyasada tutmuyor zaten. Niye için? Bir defa yüksek verimli olacak, yüksek kaliteli olacak, yüksek kaliteli tohumlar üretecek. Üretmiyorsa zaten bir defa çiftçi ekmiyor, onu satamaz yani kesinlikle. Ama insan sağlığına derken tabii ki zararlı bir şey, demek ki bir eksikliği gideriyor, besin maddesini gideriyor. Ama şöyle bir şey var, bazen hani yetiştiği ortam ne diyelim ki çok kirli bir toprakta efendim veya şey kenarında diyelim ki yol kenarında yetişiyor. Mesela basit şöyle bir şey çıkardılar. Mesela bizim Edirne, Trakya'da Ergene Nehri'nden sulanan işte çeltikler şöyle zararlıdır. Yani biz çalışma yaptık. Tarım Bakanlığı'nda çalışıyorduk o zaman. Çalışma yaptık. Öyle bir şey yok. Zaten sulanmıyor. O ağır metal varsa zaten öldürüyor zaten. Millet çiftçi salak mı onunla sulasın? Kesinlikle sulanmıyor. Öyle bir şey de yok. Ama en fazla mesela şeyli kurşunlu çeltik, o zaman kurşunsuz benzin kullanılmıyordu. Yol kenarında yetişen orada çünkü tam böyle bir bayır yerdi. Hı 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 diye böyle şeyler
mazot, çiğ benzin, çiğ mazot atıyor yol kenarında ve oraya çöküyor. Ve onlar mesela orada yetişen çeltik, mesela diyelim ki şeyli, diyelim ki ağır metal var içinde, kurşun var. Veya işte başka bir şekilde sulamayla veya başka bir şekilde geldi. Veya dediğimiz gibi değişik fonksiyonlarla onlar, o tür şeyler zararlı olabilir. Aynı şekilde diyelim ki yol kenarında şey topladım, şöyle şunu, kuşburnu topladım, ılamur topladım yol kenarındaki ağaçtan. O şekilde çevre kirliliği veya işte bir bacanın kenarından topladım. Onlar da zararlı yani. Ama normal şartlar her bir geliştiren çeşidin insan sağlığına zararlı olması mümkün değil kesinlikle. Tabii bir de sadece şunu önemli, nasıl tükettiğimiz önemli. Yani ihtiyacından fazlasını tüketiyorsun mesela. Veya sen şeker hastasısın, şekerli bir ürün yiyorsun. Sana zararlı olacak tabii yani, gayet normal yani. Cevabınız için teşekkürler hocam. Bir diğer soruya geçiyorum. Bitki ıslığı alanında kitap veya belgesel önerisi yapabilir misiniz? Şey mi, kitap mı? Birçok kitap var. Zaten internete girdiğiniz zaman yani bitki ıslığı ile ilgili çok fazla kitap var. İngilizce tabii, Türkçe kitaplar da var mutlaka. Fazla miktarda. Ben de dediğim gibi bir bitki ıslığı hocası veya bitki ıslığı uzun yıllar emekçisi olarak yakında işte öyle bir şeyler çıkaracağız. Bitki ıslığı kitap serilerini çıkartmayı düşünüyorum açıkçası, öyle bir şey. Biraz eksiklik var kitap alanında. Vama birçok hocaların şu anda piyasadaki kitapları mevcut. Belgesel olarak da ya binlerce belgesel var ama Türkçe ama İngilizce. Zaten çeviri de artık kolay, birçok yardımcı oluyor. YouTube'da bir sürü her türlü bitkinin melezlenmesi, her türlü bitkinin yetiştirilmesiyle ilgili şey var yani. Ama özel bir belgesel, şunu seyredin, şu her şeye çaredir diyebileceğim bir şey yok şu anda. Aklıma gelmiyor. Teşekkürler hocam. Hibrit tohumundan elde edilen bitkinin tohumlarından yeni ürün elde edilebiliyor mu? Yeni ürün elde edilir, hiç problem yok. Gayet güzel yetiştirebilirsin ama hibrit, anası babası saflaşmış. Biz onu melezliyoruz ve aşırı azman, az önce dediğim gibi yüksek verimli, tek düze homojen bitkiler elde ediyoruz. Yani herkesin, ama sen o bitkiyi tekrar ekip tekrar çoğaltabilirsin. Ama o tek düzelik bozulduğu için, tamam mı? Onun içinde ektiğin F2'ler, F1'ler ekiyoruz biliyorsunuz. F2'ler dışarıdan da toz aldığı için üretimi sırasında o istediğimiz verimi, istediğimiz kaliteyi, istediğimiz homojenliği vermesi mümkün değil. Ama çok rahat ekebilirsin, hiç sıkıntı yok. Yani kendi tarlanın, amacın yüksek verim, amacın ondan sonra yüksek kalite, amacın homojenlik değilse hiç problem yok, ekebilirsin ama o geliri, o verimliliği elde etmen mümkün değil. Teşekkürler hocam. Son soruya geçiyorum. Bitki ıslığını etkileyen faktörler var mıdır? Toprağın verimi, sulama ve benzeri faktörler bitki ıslığını olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Tabii zaten ona göre seleksiyon yapıyoruz. Yani mesela diyelim ki bu yıl, mesela millet şöyle der veya çiftçiler, diyelim ki çok kurak bir yıl oldu. Ondan sonra memnun kalmaz çünkü verimi düşürür. Ama biz ıslahçı olarak ondan memnun oluruz. Neden? Daha önce olmayan bir yeni bir koşula, yeni bir iklim koşuluna biz dayanıklı olanlar içinden seçebiliriz. Yani çevre koşulları bizim, yani olumsuz çevre koşulları diyorum. Tabii olumlu çevre koşulları da hani nasıl cevap veriyor bitki bu tür koşullara? Bizim için son derece önemli bunlar. Yani şans diyeyim daha doğrusu. Yüksek güzel verimler de olabilir. O senede yüksek verim veya yani diyelim ki kalite veya üstün performans nasıl cevap gösteriyor? Yani iyi koşullara nasıl performans gösteriyor? Bu açıdan da bizim için bir şans. Yani çevre koşulları ve diğer şeyler bizim için daha iyi çeşitler, daha kaliteli çeşitler, daha dayanıklı çeşitler geliştirmek açısından bizim için son derece önemli tabii. Ona göre seleksiyon yapıyoruz. Ona göre yani en kötü şartlarda bile olsun istiyoruz. En kalan sahalar bizimdir. Ne diyoruz? Yani sen işini sağlam tut. Hani kış çıkarsa, yaz çıkarsa bahtına diye. Dediğimiz biz her zaman olası şeyleri tahminleyerek, olası bitkilerin ona göre cevaplarını tahminleyerek veya görerek, bu böyle arkadaş böyle bir kurak olduğunda gene dayanıklı çıkıyor diyerek ona göre seleksiyon yapıyoruz. O yüzden hani bu tür koşullar mutlaka etkileniyor tabii. Ama biz onlardan bitkinin cevap yöntemlerini, onların nasıl davrandıklarını gözlemleyerek
daha iyi, daha güzel, daha dayanıklı, daha stabil bitkiler seçmeye çalışıyoruz. Yani bizim için önemli tabii onlardan. Etkileniyor mutlaka. Ama biz ondan az etkilenen, daha yüksek verim veren, o tür koşullarda, kötü koşullarda daha iyi, yüksek verim veren çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Bir soru daha geldi, onu da soruyorum hemen. Bitkilerin genlerinin birleştirilerek yeni bir tür bitki üretilmesi mümkün müdür? Tabii yapıyoruz zaten şu anda mesela, yani türler arası melezleme yapıyoruz farklı farklı türlerde. Ne diyelim, basit olarak konuşuyorum. Daha önce mesela işte elma ile armut melezi ne yapıyor? Ortada başka bir şey çıkıyor. Yine mesela şeyler neydi? Nektarin mesela şeftali ile işte başka bir şeyi melezlemişler. Daha sert bitkiler elde etmişler. Aynı şekilde yine mutlaka yeni türler ortaya çıkacak. Yani zevk meselesi bu. Piyasası da varsa, yani tutuluyorsa da bir besleyici değeri, efendim bir ne diyeyim tadı, ondan sonra verimliliği ve şeyi varsa mutlaka olacak tabii bunlar. Yani farklı farklı türler oluşturulabilir. Veya sadece bu, sadece şey değil, kendi kendine de bir doğal mutasyonla da oluşabilir bu tür şeyler. Efendim çok rahat oluyor yani, sıkıntı yok o açıdan. Problem önemli olan talep olması, önemli olan bir hedefi, bir ihtiyacı gidermesi. Yoksa gayet normal türler arası melez de yapabilirsin istediğin. Veya türler arası mesela şimdi örnek vermedim ama tritikale diyoruz yani. Biz mesela tritikum ve sekale, yani buğday çavdar melezi olan bir bitki. Bu ne yap, ne istedim? İşte çavdarın kurak koşullara dayanımı, işte buğdayın da kalitesi ve verimliliği. Ne yapıyoruz? Onu birleştirdik. Hayvan yemi olarak, ama uzun boy yapıyor. Hayvan yemi olan türler arası bir melez. Hayvan yemi olarak çok güzel. Şu an bir ihtiyacı gideriyor yani. Türler arası melez yani. Hiç problem yok. Olabilir tabii. Ne olacak? Zaten yapılıyor yani. Hocam, cevaplarınız için çok teşekkürler. Davetimizi kabul edip değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Benim için zevkti. Umarım kafadaki soruları veya işte önemli olan ihtiyaçları gidermişliktir. Katkı sağlamıştır sizlerin vizyonunun daha fazla gelişmesi için bu alanda. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın bakalım. Kendinize dikkat edin.